diğer obezite ameliyatları arasında şimdiye kadar bilinen riski en düşük olan yöntem. Her ne kadar ülkemizde bu konuda bir takım şaibeler ya da kötü örnekler olsa da istatistiksel olarak hastaya en az zarar verilen, midede herhangi bir kesme biçme işlemi yapılmayan, midenin dışından bir pantolon kemeri gibi adeta takılan bir yöntem. Ömür boyu vücutta kalabiliyor. Herhangi bir zararı yok. Fakat mide bandında belli sürelerden sonra başarısızlık oranları biraz artıyor. Çünkü buradaki bu küçük poş hastayı kısıtlamaya bazen yetmiyor. Hasta yeme alışkanlıklarını oturtamadıysa burası genişleyebiliyor. Ya da direkt banttan kaynaklanan bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Yani bandın kayması gibi, mide duvarında hasar oluşması gibi. Bir şey oluyor mu o kaydığı zaman ya da midede kaldığı zaman? Duruma bağlı olarak bandın çıkartılması ya da tekrar yani yerleştirilmesi gerekebiliyor. Yani ne kadar az riski olsa da mide bandı ameliyatı bile bir takım özellikle banttan kaynaklanan bir yabancı cisim olduğu için vücutta bırakılan bir takım sıkıntılar içeriyor. Bunun ötesindeki bazı ameliyatlar ise midenin bir kısmının yani %60-70 kısmının kesilip çıkarılmasını ürkütücü geldi. Evet, bir anda böyle dehşete düştüm ben gözlerimi. Nasıl yani? Mideyi kesip alalım oradan. Evet şimdi obezite gerçekten o kadar bütün organları etkileyen bir hastalık ki şeker hastalığı başta olmak üzere karaciğer yağlanması, eklem problemleri, kalp hastalıkları, damar hastalıkları, bazı kanser türlerinde artışa kadar sebep olabilen bir hastalık. Dolayısıyla bunlar toplandığı zaman bu şekilde agresif görülen ya da insanı ürküten bir ameliyat bile insanlar için çözüm olabiliyor. Dediğim gibi sleeve gastrektomi dediğimiz ya da tüp mide dediğimiz ameliyat türlerinde ise midenin bir kısmı çıkarılıyor. Yani mide tüp haline getiriliyor. Burada amaç gene hacmi azaltmak. Mide bandından biraz daha yüksek başarı oranları olan bir ameliyat. Ancak yani bu avantajına karşılık olarak... Yapıyor musunuz peki ya da öneriyor musunuz yani? Bu da yapılıyor, bu da öneriliyor. Özellikle son yıllarda çok gündemde olan ve oldukça yüksek miktarlarda uygulanmaya başlanan bir ameliyat. Diğer ameliyat grubu, gastrik bypass dediğimiz ameliyat grubu, Amerika'da özellikle çok yaygın. Bizim beslenme sistemimize yani katı beslenen, tencere yemeğiyle beslenen Akdeniz ülkelerinin beslenme sistemine göre Amerikalılar kadar çok gerekli bir ameliyat değil bence. Belli kiloların üzerinde belki gerekli. Bunda da yine midenin bir kısmı kesilip ayrılıyor. Sizin yine korkmanıza neden olacağım ama. Mide ile bağırsak arasında yani bağırsağın daha alt seviyeleri arasında yeni bir geçiş oluşturuluyor. Tabii bunlar çok daha büyük ve komplikasyon riskleri de biraz daha yüksek ameliyatlar. Banttan başlayarak yavaş yavaş komplikasyon riskleri artıyor. Şimdi bu yeni sunacağımız ameliyat bandın 87'de ilk defa kullanılmaya başlanmasından sonra obezite cerrahisi alanında görülen en büyük gelişme. Biz obezite cerrahları genel olarak bütün cerrahi alanında olduğu gibi giderek hastaya daha az zarar vererek bu işi nasıl yaparız diye uğraşıyoruz. Yani dünyadaki bütün çalışmalar vücuda çok zarar vermeden, kalıcı bir bozukluk oluşturmadan ve komplikasyon riskleri yani ameliyatta bağırsakla mide arasında yaptığınız bağlantıdan kaçak olması bazen ölümcül bile olabilen bir komplikasyon. Bunlara yol açmadan hastanın nasıl sağlıklı zayıflamasını sağlarız diye kafa yoruluyor bütün dünyada. Yaklaşık 2-3 yıldır çalışmaları devam eden, şu anda da Amerika'da, Yunanistan'da, Almanya'da, İsviçre'de çok merkezli olarak çalışmaları sürdürülen bir ameliyat yöntemi. Yani yeni bugün çıkan bir ameliyat yöntemi değil. Biz bu de, bahsettiklerinizden farkı nedir? Farkı bütün bu biraz önce saydığım komplikasyonları şimdi düşündüğümüz zaman bant ideal bir yöntem gibi görünüyor. Yani mide kelepçesi riski en düşük olan yöntem gibi görünüyor. Fakat bu sefer banttan kaynaklanan sorunlar yaşıyoruz. Bandı da ortadan kaldıralım. Mideyi de küçültelim. Ama mideyi kesmeden bu işlemi yapalım. Ve anatomiyi bozmayalım. Nasıl olacak o? Nasıl? Çok zekice bir şekilde yapıyorlar bunu ve yapıyoruz daha doğrusu. Mideyi kendi içerisine katlayarak şu şekilde. Midenin o sleeve gastrektomi ya da tüp midede kesilip çıkarıldığını söylediğim bölümünü sadece buradan dikişler koyarak küçültüyoruz. Ve şimdiye kadar bu ameliyat niye geliştirilmemiş, niye akıl edilmemiş diye düşünmeden edemiyor insan. Gerçekten enteresan. Şimdi düşünsenize siz tüp mide ameliyatı olmaya karar vermişsiniz. Midenizin %60'ı kesilmiş ve sonra bu yöntem çıkıyor. Kesilmeden yani de bu yapılabilir dedi. Onun riski ne? Yani en çok dikişler patlar. Hani mide yine gelişir herhalde. Bugün mi? Bir hastamızın telefonuna sorduğu bir soru. Yani bu geçtiğiniz dikişler mide asidinden etkilenmiyor mu gibi bir soru.
kesinlikle midenin içerisiyle ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Yani dışarıda koyduğumuz dikişler, evet, midenin tabakaları var çünkü mide kalın duvarlı bir organ. Sadece dış tabakadan konulan dikişlerle şu tüp mideyi oluşturuyoruz. Yani dışarıdan hiçbir aparat, yabancı madde girmiyor vücuda. Evet. Bu en önemli kısmı da bu, evet, bence aslında. Evet, biz çok heyecanlı bir şekilde bu şeye hazırlandık açıkçası. Çünkü, yaptınız mı peki hocam? Birkaç ay önce başladık çalışmalarımıza, ameliyatlarımıza ve şöyle söyleyeyim, ortalama 10 kilo civarında aylık kilo kayıpları sağlıyoruz. 10 kilo. Etkinlik olarak bandın çok daha üzerinde. Gastrik bypass'a yakın, yani neredeyse midenin kesilip bağırsakla birleştirildiği çok daha komplike bir ameliyata yakın oranlarda başarı oranları var. Dünyadaki bütün takiplerde de yaklaşık 2-2,5 yıllık takiplerde oluşturulan o tüp midenin genişlemediği, yani o boyutunu korumaya devam ettiği görülmüş. Komplikasyon riskleri açısından bandın da altında, çünkü yabancı cisminiz yok, evet, kayma riskiniz yok, vücuttan mideden geçen bir dikişiniz yok. Midenin sadece üst tabakasından koyuyorsunuz ve mideyi içine katlıyorsunuz adeta. Böyle, mide böyle esnek bir organdır. Mide hani, evet, çok esnek bir organ. O dikişlere rağmen, evet, hani aynı şiddetle yiyebiliyorsak ve bu tekrar esneyebilir mi aynı şekilde? Şimdi bantta bunu sağlamak biraz daha kolay oluyor. Çünkü üstte kalan poş yavaş yavaş genişleyebiliyor. Ama tüp mide oluşturulduğunda hasta biraz fazla kaçırdığı zaman bulantı hissi ortaya çıkıyor. Yine yiyemiyor. Uyarıyor yani hastayı ve hasta yemeği bırakıyor. Daha da devam ederse kusma ortaya çıkıyor. Bunlar hoş hisler olmadığı için hastalar genellikle belli bir gıda miktarından sonra bırakıyorlar. Yani zaten bir süre sonra da dediğiniz gibi o bir beslenme alışkanlığı haline dönüşmüş, kesinlikle, oluyor. Kesinlikle. Yani hastalarımız bu sayede porsiyonlarını küçültmeye başlıyorlar. Yedikleri gıdalara dikkat eder hale gelmeye başlıyorlar. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde kilo veriyorlar. Evet. Peki ameliyat ne kadar sürüyor? Duruma bağlı olmak üzere, yani hastanın kilo sınırına bağlı olmak üzere ortalama 1-1,5 saatlik bir ameliyat. Mide bandından biraz daha fazla uğraştırıyor bizi. Mide bandını biz normalde 20-25 dakikada yerleştiriyoruz. Evet. İnsanlar genelde dediğim gibi bunlardan çok korkuyorlar, bu ameliyatlardan, ama kapalı yöntemle yapılıyor. Yani karın açılmadan yapılıyor. Teknoloji bu konuda bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Eskiden karnı açarak yapılan, hastaların haftalarca yattığı ameliyatları, örneğin bant ameliyatını şu anda 4 tane küçük delikten yapıyoruz. Aynen. Bir kurşun kalem girecek kadar küçük delikten yapıyoruz. Bir süre sonra izler dahi görünmüyor. Ve hastayı ameliyattan sonraki gün taburcu ediyoruz. Kısa zamanda normal, evet, hayata dönüyor. Evet. Bu arada seyircilerimize hatırlatmak istiyorum ben yine. Bayrak logolu numaralardan bizi arayın. Ekranda gördüğünüz bayrak logolu numaralardan sevgili seyirciler. Program boyunca aramaya devam edin. Bizden sürpriz hediyeler kazanacaksınız. Ayrıca doktorumuza sorularınız olursa bu bayrak logolu numaraları arayabilirsiniz. Ve bir telefonumuz varmış. Telefonu almak istiyorum hemen. Alo. Alo. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar efendim. Doktor Bey, benim sorum olacaktı izninizle. Buyurun Banu. Doktor Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben 26 yaşındayım. Boyum 1.85, kilom 117. Çocukluğumdan öte gelen 26 yaşıma kadar olan bir kilo problemim var. Liposakşın, akupunktur ve birçok sayısız diyet denedim. Gerek diyetisyenlerle, gerekse akupunktur tedavisiyle birçok diyet denedim ama hiçbirisinin sonucunu alamadım. 9 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo gibi kilo kayıplarım oldu ama bunların hep 2 katı, 3 katını hep geri aldım. En sonunda endokrinoloji bölümüne yatmayı düşündüm. Acaba sonuç alabilir miyim diye. Bu da pek şey olmadı ama mide kelepçesini denen olayı biliyorum. Kafama çok takılıyor bu kilo problemim. Bir senelik evliyim, bebek düşünüyorum. Bu da tabii bebek oluşumuna da kilo büyük bir etken, hak verirsiniz ki. Şimdi ben, bu ameliyat acaba bana uygulanabilir mi? Bunun toplumda bir yargı var. Mide ameliyatı olunursa sonuçları ölüme kadar gider diye. İşte önümüzde bazı sanatçılar var, biliyorsunuz, bunları yaptıran. Bazı şanslılar var, başlarına hiçbir şey gelmeyen, ama bazıları da var, kelepçe taktırıp sonları ölüme kadar gidebilen şeyler var. Bunları da tabii biz bilgi sahibi olmadığımız için korkuyoruz açıkçası. Siz bilirsiniz yani, size sormak istedim. Beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim.